Gel. Gel kardeş. Ya oğlum Mehtap Hanım bizi niye çağırdı lan? Ya oğlum Mehtap Hanım bizi niye çağırdı lan? Niye tekrar ettim ben ilkinde duymadın mı abicim? Ne bileyim siz duymamıştın seyirciyi. Baştan girin tamam. Ya gir bir daha geç. Seyirci geç kaldı bu sefer. Ay Çetin bir seferde giremiyordu o. Ha evet. Alışıyor. Koş Çetin koş! Ya oğlum Mehtap Hanım bizi niye çağırdı lan? Olmadı. Olmadı bir daha. Bir daha girelim hadi gel. Ya, güzel gel. Çok hızlı koştuk. Ne güzel alkış da almıştı. Ama şey. Tabii ki tamam. O zaman yürü. Yolda alkışlanırsın biz durunca hani. Tamam hadi. Kudret seni de yoruyoruz kusura bakma üstüne. Ya oğlum Mehtap Hanım bizi niye çağırdı lan? Ben ne bileyim Mehtap Hanım bizi niye çağırdı? Hemen toplantı odasına... yapmayacak mıydı sunumu? Tamam sakin ol, sakin ol. Hemen toplantı odasına gelin. Gelirken de çikolata alın dedi. Allah Allah ya. Çetin ve Kudret. Bugün Hayati Şurupçuluk'ta çok önemli bir toplantımız var. Evet. Eğer şurupların kapaklarını bizim yapmamızı kabul ederlerse... şirketimizin sırtı asla ve asla yere gelmez. Ancak bizim bir sıkıntımız var. Hiç merak etmeyin Mehtap Hanım. Özge Hanım bu sunuma bomba gibi hazırlandı. Gülü oynaya halleder bu işi. Halledemem. Nazar mı dedirdik lan? Ya Özge Hanım bir probleminiz mi var acaba? Ya sen her şeyi söylemeden anlayamaz mısın? Ha? İlla söyleyeceğim sana. Ben ne yaptım şimdi ya? Bak, bak Çetin, sen yaptığını yapma, yapmadığını hiç yapma. Sen hatta hayatta hiçbir şey yapma. Yapma Çetin, yapma. Bir dakika, şimdi fiiller birbirini götürüyor. Yani teknik olarak ben bir şey yapmamış oluyorum, öyle değil mi? Çetin, yapma, yapma. Çetin, yapma. Yapma. Allah Allah, ben ne yapmayacağım acaba? Ne oluyor ya? Ne o? Aa! Keskin duygu geçişleri, öfke patlamaları, çikolataya dadanmalar. Ben anladım Çetin kızlara ne olduğunu. Ne olmuş? Ya hani her ay bir haller oluyor ya. Fatura mı ödeyememişler oğlum? Ya yok öyle değil. Hani bir ürün kullanınca voleybol oynamaya başlıyorlar. İşte efendime söyleyeyim, parende atıyorlar. Evet. Hiç gereği yokken beyaz pantolon giyiyorlar reklamlarda. Ulan senin annen de mi yok? He? Var. Özel günümüzdeyiz ayol. Ya iyi ki doğdunuz Mehtap Hanım. İyi ki doğdunuz Lan. Geçme. Lan oğlum bilmece gibi ne anlatmaya çalışıyorsun? Açıkça söylesene şunu. ne var bunda? Ne olmuş yani? Ya ikimiz de olduk. Ve benim bu sürecim biraz sert geçiyor. Bazen sinirli oluyorum. Bazen alıngan, bazen de duygusal. Nasıl? Nasıl yani? Kardeşim sen anlamıyor musun? Ha? Yoksa ben anlatamıyor muyum? Ya ben salak mıyım? Ben tamam, bu sunumu yapamayacağım, öleceğim. Çikolata, buyurun. Şu arkadaşlar bakın, Hayati Bey biraz sert biri, tamam mı? Evet. Bizim bu işi almamız gerekiyor. Görüşme sırasında eğer bizimle ilgili bir problem olursa hemen devreye gidiyorsunuz. Tamam mı? Tamam. Şimdi bunu almamız gerek. Evet. Eğer alamazsak şirket batar. Ya şirket batarsa biz ne yaparız, ne yaparız, ne yaparız? Sakin, sakin. Çetin, çikolatayı daya. Dayan. Yok bir şey, bir sıkıntı olursa Çetin'le biz devreye gireriz değil mi kardeşim? Tabii tabii. Mehtap Hanım baktınız çok sinirlendiniz. Masanın altından beni sıkın, çimdirin, vurun bana. Ha, tamam mı? Merak etmeyin, bana bir şey olmaz. Ben askerliğimi komando olarak yaptım. Evet. Merhaba değerli arkadaşlar. Buyurun buyurun, rahatsız olmayın, buyurun. 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 Efendim ben Hayati Şurupçuluğun sahibi Hayati Şurupçuluk. Evet. Mottomuz şurupçuluk ciddiyet ister. Lütfen buyurun toplantıya başlayalım. O
hoş geldiniz Hayati Bey. Ya şöyle bakıyorum da hava ne kadar güzel değil mi? Bugün anlaşma yapmak için muhteşem bir gün. Evet, evet gerçekten hava da güzel, siz de güzelsiniz. Efendim bugün ne kadar şıksınız? Bugün mü şıkım? Bugün şıkım öyle mi? Bugün şıkım. Maşallah siz de çok iyi görünüyorsunuz. Siz de bugün çok şıksınız. Allah Allah. Sözlerinize bakıyorum, övüyor gibisiniz. Vurgularınıza bakıyorum, sövüyor gibisiniz. Efendim, vurgulayarak övmek denilen bir sevgi biçimi bu. Özge Hanım, acaba siz ufaktan sunuma mı geçseniz? Hay hay. Buyurun. Efendim, öncelikle şirket durumunu analiz etmemiz gerekiyor. Hayati şurupçuluk olarak kullandığınız, yani ürünlerinizde kullandığınız bu kapaklar... Doğaya zarar veriyor. Bu kapaklar kaybolmuyor. Bir dakika ya. Hanımefendi iyi misiniz? Ben iyiyim, iyiyim. Ama doğada çözülmüyorlar, kaybolmuyorlar. Sonra bir gün bir anne kuş onu mama zannedip yuvasına götürüyor. Orada küçük yavru kuş ne diyor annesine biliyor musunuz? Ne? Hemen söyleyeyim. Anne, anne. Bunlar hayati şuyupçuluğun doğada kaybolmayan kapakları diyor. Ve sonra ne oluyor? Ne diyor biliyor musunuz? Ne? Ben açım anne. Anne mi? Ha. Acaba bu kuş Elazığlı mı nedir? Ağlıyor küçük kuş. Allah Allah nasıl ağlıyor ya? Ühü cik 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 ey 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 ey. Ühü de ühü cik 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 ey ey ey. Efendim, bize ucuza gelen bu kapakların doğaya da bir maliyeti var demek istiyorsunuz değil mi Özge Hanım? Hayır efendim. Allah bu kapakları üretenlerin ve tüketenlerin cezasını versin demek istiyorum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika orada duralım bir dakika. Bir kere sonuçta ben doğa aşığı bir insanım. Her hafta sonu pikniğe giderim ve mangal yakarım. İşte efendim, lütfen buyurun. Buyurun. İşte bu yüzden kapaklarınızı geri dönüşüme tabi tutmak için bize geldiniz. Yani tabii şimdi biraz normal davranırsanız biz de sıcak bakacağız yani. Normaliz! Normalliğe bak! Ne kadar sakiniz! Normal, siz sıcak bakmaya devam efendim. Tabii yani sonuçta bir maliyet hesabı yapmak lazım sonuçta. Tabii. Maliyet et. Valla Simer'le sözleşme yapmaya falan gönlünüz yok. Ben bu sözleşme... Ya bir dakika! Allah aşkına ne oluyor ya? Allah Allah niyetimiz yok demedim. Yani bir araştırma yapmak lazım dedim. Sonuçta ticaret bu. Ticaret. Ticaret derken siz ne demek istiyorsunuz Hayati Bey? Biz sadece parasını verip kapak alabileceğiniz bir şirket miyiz biz? Değil miyiz? Ha? Hay neyiz biz yani? Yani hakikaten ben anlayamıyorum ya. Ya neler yaşatıyorsunuz bana? Ben şu anda bir otobüste camdan dışarı bakıp gideceğim yere kadar ağlamak istiyorum ama. Allah Allah. Siz böyle her şeyi ağlayacaksınız. Oha benim işim var. Aa hiç uğraşamam. Aa hiç vallahi. Her şey ağlanır mı ya? Ya ben affedersiniz de içinizden birinin bir akrabasını falan mı öldürdüm ben ya? Yok yok. Ya bana bu tavrınız ne? Çay! Bir çay içelim, bir sakinleşelim değil mi efendim? Naime Hanım, çay! Ne bağırıyorsunuz lan? Hı? Ne bağırıyorsunuz? Ne bağırıyorsunuz? Ama bu pıtkıyı da kim buraya koydu bu pıtkıyı? Bu pıtkı niye benim yolumun üstünde bu pıtkı? Eyvah, Kudret. Naime Hanım'ın da fatura dönemi gelmiş kardeşim. Vallahi her tarafı sizle uğraşam ama. Şişim, şişim, şişim. Şişmişim yok. Ne içeceğiz? Söylesenize. Hulu! Vallahi ekipteki her eleman bir çeşit. Şimdi ne desem... çay var mı? Çay var mı? Çay var mı? Çay olmasa benim burada ne işim var? Bir dakika sen önce bunun cevabını ver. Çay olmasa benim burada ne işim var? Ya sen de... Sen demek istiyorsun ki yani ben kendim işimi yapamıyor muyum? Yani ben burada çay görevini üstlenemiyor muyum yani? Hayır, Allah da benim cezamı versin diyor. Yani bir anda böyle tabii boş bulundum, saçma bir soru sordum. Allah'ım ya Rabbim. Ben çay alayım. Git al. Git al.
Madem bana ihtiyacın yok, sen git al. Bana ne ki? Ya Rabbim, ben burada niye herkesi üzüyorum ya? Naime Hanım, Allah'ınız aşkına bir çay ne olur. Haydi. Haydi. O zaman herkese çay getirin ya. Çaylanın bir çay, temiz temiz çay için. Hadi. Ben bir macchiato alayım. Ama pitkiyi ben burada öldürürüm ha. Bana ben bu pitkiyi burada öldürürüm. Tamam. Ben bu çay üstünden bu pitkiyi alır. Çay, bitki çayı. Tamam. Bir çay da bekledin. Getiriyorum. Şimdi çayımız geliyor efendim. Hanımlar, çikolatayı, çikolata. Hayati Bey'e de ikram et. Hayati Bey, buyurun. Buyurun, buyurun. Ne olur yiyin. Tatlı Allah. Yiyelim, tatlı konuşalım efendim. Öyle değil mi ya? Evet. Hakikaten azarlanmaktan şekerim düştü ha. Şimdi Hayati Bey, sizin gibi önemli bir misafire şirketimizde ağırladığımız için... ...tabii ki biraz gerginiz. Mutluyuz ama gerginiz. Kusura bakmayın. Hmm. Evet, kusura bakmayın. Özür diliyoruz, biraz gerildik. Neyse canım. Olur böyle şeyler sonuçta. Evet, biz sunumumuza devam edelim bence. Efendim zaten şimdi Özge Hanım birinci kısmı anlatmıştı. Gelelim ikinci kısmı. Hı. Şimdi biz diyoruz ki efendim, bu plastik kapaklar yerine önerebileceğimiz şey nedir? Biyoplastik kapaklar. Biyoplastik kapaklar. Bu maddenin numunesine bakalım. Size göstermek isteriz Hayati Bey. Şimdi bakın efendim. Evet. Maddemizin numunesi bunlar. Şurada da gör... Şurada da gör... Şu... Ama sen benim karşımda böyle... ...diye... ...çikolata yiyeceksen... ...ben bir şey anlatamıyorum sana. Lan ama kendiniz verdiniz ya. Ya bu adam demedi mi? Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım dedi. Ya siz benden ne istiyorsunuz be? İyi bir insanım, bana bunu yapmayın ya. Tamam, tamam, Çetin, tamam, sarıl, teselli tamam, et. Tamam, tamam, tamam Hayati Bey, tamam. Hayati Bey, çikolata. Ne çikolatası lan? Tamam, tamam. Hem çikolata veriyorsunuz, hem azarlıyorsun. Ama çok lezzetli bunlar, alın. Bakın, hadi. Allah tamam, Allah. Tamam Hayati Bey, biz şimdi toparlayacağız. Mehtap Hanım, no, Mehtap Hanım. Ne? Gelin, gelin ne? Mehtap Hanım. Mehtap Hanım, Allah aşkına gelin. Allah aşkına gelin. Sıkın beni. Efendim? Beni masanın altından sıkın, çimdirin, vurun bana. Öfkenizi bana atın, adam atmayın. Tamam, bana. Hadi. Tamam. Oh. Hayati Bey, şimdi efendim, bizim size önerebileceğimiz kapaklar... ...yani biraz önce söylediğim biyoplastik kapaklar efendim... ...doğada kendiliğinden kaybolabilen kapaklar. Ve asla ve asla doğamıza zarar vermiyor efendim. Evet, enteresan bir çıkış. Ben tabii bilemiyorum. Şimdi kimyacı olarak siz ne düşünüyorsunuz Çetin Bey? Efendim bu kapaklar çok özel kapaklar bunlar. Bizi çok güzel yerlere getirecek kapaklar bunlar. Çok. Siz niye ağlıyorsunuz? Benim aklım biraz önce Özge Hanım'ın anlattığı kuşlara gitti de. Yazık onlara katiller. Allah aşkına. Ya arkadaş, ne istiyorsunuz ya? Ya ben kime kötülük ettim ya? Niye beni böyle bir durumun altında bırakıyorsunuz? Yapmayın, kurban olayım ya. Allah Allah, durumu beğenmiyor musunuz? Sizin sözleşme yapmaya gönlünüz yok. Ben yürütüyorum. Ya aman be! Aman! Ay! Ne yaparsanız yapın. Deli misiniz deseniz. Ben gidiyorum, bu anlaşma bile olmaz. Hayati Bey! Hayati Bey! Hayati Bey! Köpeğiniz olayım, gitme gitme! Hoş gitme! Hayat! Bir yanlış anlaşılma oldu efendim. Lütfen sakinleşelim. Şimdi bakın, arkadaşlarımız bir dönem yaşıyorlar. O dönemleri gereği de böyle keskin duygu geçişleri, öfke patlamaları falan oluyor. Hani böyle her ay gelen bir haller oluyor ya efendim. Fatura mı? Sizler nasıl evlerde büyüdünüz ya? Özel gün Hayati Bey, özel. Ha. Ya deminden beri oyun... Ama arkadaşlar, böyle şeyler yapmayın. Benim 3 tane kızım var, ben bilirim ya. Ya ne bileyim, gerildik biz. Utandık, söyleyemedik. Ya canım, utanacak ne var? Lütfen rica ediyorum ya. Şu dosyaya bir bakalım biz. Allah aşkına. Mis gibi de dosya hazırlamışsınız siz ya. Boşu boşuna çöpe atacaktık. Hemen şunu imzalayayım ben. Ve... 100 tane de sipariş veriyorum. 100 bin mi? Yok, 98, 99, 100.
Sen ne sanıyorsun lan bizi? Yine halleri geldi. Ne halleri lan? Hüsthane neymiş oğlum? Ulan ben 6 ay bu sunuma hazırlandım. Evet, bakıyorum haller değilmiş. O zaman şöyle yapalım değerli arkadaşlar. Bence bu durumu yani hep beraber bana taştım artık. Sıkar mısın abi? Manyağa bak lan. 100 tane alacakmış. Gördüğünüz gibi değil mi arkadaşlar? Hep beraber ne güzel adamı fışkırttık, dışarıya attık. Ha, hep beraber fışkırttık değil mi? Yani siz olmasanız biz bir hiçiz değil mi? Her şeyi üstünüze alın be. Her şeyi üstünüze alın. Bravo. Hanımlar, hanımlar. Bravo. Çikolata... Çikolata azalıyor. Çetin, uza oğlum. Uza, yavaşla. Nereye gidiyorsun? Ya işinize gelmeyince hemen kaçın.